Operasyonlar devam ediyor ve bütün emniyetimiz, bütün güvenlik güçlerimiz, bütün istihbarat birimlerimiz el birliğiyle teyakkuz halindedir. Dün akşam sabaha karşı söyleyeceklerimizi söyledik. Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Nereden koordine edildiğini biliyoruz. Emniyetimiz, valiliğimiz gerekli bütün açıklamaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biraz önce Adana'ya hem ecrimizi gönderdik hem babasını gönderdik. Şunu söylemek gerekir. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık ve bize verilen mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum altını çizerek. Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ve Kobani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık ve net. Yani biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Başarılı bir şekilde yapılan operasyonlar elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Onun için nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Bu milletin en önemli hasreti piyonların kafasını kırmaktır. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Amin. Şunun bilinmesini isteriz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz. Hem de çok güçlü bir mesaj. Tekrar başımıza. Sayın Bakanım, teröristin canlı olarak ele geçirmiş olması çok önemli. Bu noktada yeni operasyonlarda önümüzdeki günlerde görmeniz mümkün mü? Ki bu tarz durumlarda özellikle de canlı yakalanması pek de kolay olmuyor açıkçası. Burada başarılı bir operasyon oldu ortaya çıkıyor. Bir bilgi daha vereyim. Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yöneldi. Yani ya kattan atın ya kanala atın diye bir talimatı var net bir şekilde. Ve bu konuda teröristi öldürüp tüm network'ü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlığı apaçık ortada. Ama Allah razı olsun emniyet güçlerimiz gece hep birlikte ortaya konulan istihbarat birimlerimiz, tüm istihbarat birimlerimiz el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini, kapatılmasını ve faillerin ortadan kaldırılmasını engellemişlerdir. Şunu söyleyeyim, İstanbul'a da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz, bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Elbette altını çizerek söylemek gerekir. Biz burada millet olarak birlik içinde, beraberlik içerisinde güçlü olmalıyız. Bunlara boyun eğmemeliyiz. Türkiye'nin etrafında istikrarsız bir cendere olduğunu biliyoruz. Kimsenin etrafında veya coğrafyasında Aynel Arap veya Kobani yok. PKK ve PYD'nin hakim olduğu. Kimsenin etrafında Münbiç yok. Yani oradan Mersin'e paramotorla terörist gönderip orada evlatlarımızı katleden. Kimsenin etrafında Nusaybin'in, Kızıltepe'nin olduğu gibi, Kamışlı gibi birçok terör örgütünün fink attığı, birçok ülkenin istihbarat ağlarının fink attığı bir yer yok. Bunlar hep bizim sınırımızda. Ve biz neyle karşı karşıya kaldığımızı bildiğimiz için bugün sınırlarımızın dışında binlerce kahramanımız fedai can etme pahasına terörle mücadele ediyor. Pençe Kilit Harekatı'ndan birçok harekata kadar. Ve biz oradaki terör koridoruna bugün müdahale etmemizin en temel nedenlerinden bir tanesi tam orada terörün Türkiye'yi istikrarsızlaştırmamasını sağlayabilmektir. Bunu anlatana kadar dilimizde tüy bitse de bunu söyleyeceğiz. Çünkü son iki saldırının da hem Mersin saldırısının hem bu saldırının birinin Münbiç'ten birinin Kobani talimatıyla geldiği çok açık ve net ortadadır. Karşımızdaki şer cephesini, karşımızdaki terörist destekçilerini çok net bir şekilde biliyoruz. Onun için milletimizle el birliği içerisinde bunu hep birlikte aşacağız, güçlü bir şekilde aşacağız ve sizin de bahsettiğinizde söylediğiniz gibi bu terör örgütlerinin, teröristlerinin eylem planlarının da arkasındakilerin de karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim.
bekliyorsun? Sayın Bakan, şüphelinin kimliğine ilişkin bir bilgi, nerede yakalandı, nasıl planlanmış, kaç kişi yakalandı bu arada? Şöyle, kaç kişi son olarak gözaltına alındı? Şöyle, zannediyorum İstanbul Emniyet Müdürlüğü biraz sonra bir basın bildirisi geçecektir. Geçti mi? Küçükçekmece'de yakalandı. Daha önce Esenler'de bir atölyede Kobane'den gelen bir telefonla muhafaza edildi ve ardından burada patlattıktan sonra yine Esenler'e gitti. Ardından Esenler'den bir başka araçla Küçükçekmece'ye intikal etti. Biz 112 civarına kadar takip ettik iki telli'de. Sonra bir şeyi kaybettik, kamera kayıtlarını. Sonra tekrar onu götüren şahsı yakalayıp, bu network'ün bir parçası olan şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde de kıskıvrak o evde ele geçirilmiş oldu. Ve onunla beraber bu olayı tertipleyen terör örgütü, belki buna üzülecek ama, onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Yani esas itibariyle terör örgütünün tam bağlantısını da burada yakaladık. Birkaç operasyonumuz daha var. Operasyonlar devam ediyor. Ben özellikle milletimize geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Emniyet teşkilatımıza da patlama sonrası yakın bir zaman dilimi içerisinde bu gayreti tüm istihbarat birimleriyle ortaya koyarak gerçekleştirdiği sonuç için de minnettarız. Sağ olun.